Hezimetlerimiz var. Yaşıyoruz o hezimetleri. Neden yaşıyoruz? Selahaddin Eyyubi ile alakalı bir cümle yazıyorsunuz. Türkler diyor ki Selahaddin Eyyubi Türktür. Kürtler diyor ki hayır o Kürttür. Araplar diyorlar ki hayır Selahaddin Eyyubi onun aslı Yemen'dir. Yemen'den gelmiştir. Kürtlerin arasında yerleşmiştir. Kürt mahallesinde büyümüştür ama Türkçe konuşurdu. Aslı Yemenliydi. Oradan gelmişti. Müslümanlar birbirine giriyorlar. Peki Selahaddin Eyyubi ben Kürdüm, ben Arabım, ben Türküm diye bir ifadesi var mı? Ey Türkler gelin, ey Kürtler gelin, bu Kürdün sancağı, Arabın sancağı, bu şunun sancağı, bunun sancağı, Selahaddin bu ümmeti öyle mi Kudüs ordusuna çağırdı? Varmıştı. Selahaddin'e ihanettir. Müslümanlar Selahaddin'e ihanet edemezler. Eğer Selahaddin'e ihanet ederlerse Kudüs'ün acısını, Kudüs'ün ızdırabını, Gazze'nin hezimetini daha çok seyredecekler. Selahaddin Eyyubi hayatta olmuş olsaydı, Selahaddin'e sorsalardı, men ente deselerdi, Selahaddin sen kimsin deselerdi, baban kim, soyun kim, atan kim, nereden geliyorsun Selahaddin deselerdi, kimsin sen Selahaddin? Hani sormuşlardı ya, Selman-ı Farisi'ye Ebu Zer sormuştu. Men ente demişti. Men ebuke demişti. Baban kim Selman demişti. Babasını bilmiyorlardı diye Selman-ı Farisi orada aralarında bir mesele vardı. Ondan dolayı Ebu Zer kızmıştı Selman-ı Farisi radıyallahu anhuma ona. Onun için orada onu tariz etmek istemişti. Belki azarlamak istemişti. O da başını öne eğdi. İslam var, hani bana neden babamı soruyorsun der gibi sonra başını kaldırıp Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman demişti. Selahaddin Eyyubi'ye sorsaydı, Selahaddin Kürttür diye yazanlar, Selahaddin Türktür diye yazanlar, Selahaddin Arap'tır diye yazanlar utanmıyor musunuz derdi onlara. Siz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَى اِلَى عَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّ Irkçılığa çağıran benden değil, ırkçılık için savaşan benden değil, ırkçılık için savaşırken, canını verirken ölen benden değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmet kadrosundan değil diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı duymadınız mı diyecekti Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Nasıl ucuz bir savaş. Bakıyorsun adam namaz kılıyor. Camiye giriyor, camiden çıkıyor. Belki imam, belki öğretmen, belki başka vazifeler, oralarda iştigal ediyor. İnsanlığa hizmet ettiğini düşünüyor ama Selahaddin Eyyubi'nin ırkı nedir? Hangi ırka ait? Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, ben Türk'üm, Türkler buraya gelsin. Osman Gazi, ben Türk'üm, Türkler buraya gelsin. Öyle ifadeler var mıydı onların? Onlar bu sancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı. Bu sancak yere düşmesin. Biz burada ilahi kelimetullah için buradayız. Onun mücadelesini veriyoruz. Yani kardeşlerim, bu hezimet neden geliyor? Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin ruhunu, aşkını, heyecanını, imanını kaybettiğimizden, yitirdiğimizden dolayı. Peki kim Selahaddinleri yetiştirecek? Gazaliler, onlar çıkacaklar. Edebaliler, onlar çıkacaklar, delalet edecekler. Men delle ala hayrin. Kim bir talebin elinden tutar? Onun Selahaddin olmasının. Yani orduda okuyan bir delikanlı var. Emniyette olan bir polis var. Lisede bir talebe var, öğrenci var. Elinden tutuyorsunuz ona, Selahaddin olur musun bu yolda? Kudüs'ü fethetme yolunda, mücadelesinde sen vazife alır mısın diye onu o yaştan işlemeye başlıyorsun. Ya kitabınla yapıyorsun, ya ders halkanında yapıyorsun, ya minberde yapıyorsun, ya kürsüde yapıyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna, onun davasına adam yetiştiriyorsun. Selahaddinleri Kudüs'ün fethi için hazırlıyorsunuz, hazırlayabilmek. Evet, bugün hezimetimiz var. 1,5 asırdır bu hezimet devam ediyor. Fakat Uhud'un hemen sonrasındaki o ruhu kuşanabilirsek, Allah'ın inayetiyle Rabbim yeniden bu ümmetin yolunu açacaktır. Hezimet haberleri gelen Şam'dan, Hımıs'tan, Hama'dan, Türkmen Dağı'ndan izzet haberleri gelecek Allah'ın inayetiyle. Ümmet olabilirsek, malımız da, canımız da, her şeyimiz Kur'an-ı Hakimi, sünneti, seniyeyi koruyabilme yoluna fedadır ya Rabbi diyebilirsek.